Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz AYT tarihi olacak. AYT tarihte soru beklediğimiz konuların üstünde duracağız. Çizeceğiz. Böyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani soru dağılımlarına bakacağız. Son kalan Mayıs ayında, yani Mayıs ayında en çok ağırlık vermemiz gereken konuların üstüne birer yıldız atacağız. Güzel bir video bizi bekliyor. Sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2. Bilgi soruları da geliyor. Yorum soruları da geliyor. 10 tane soru sosyal bilimler 1'de, 11 tane soru sosyal bilimler 2'de. Eşit ağırlığın çözdüğü yer, sözelcilerin çözdüğü yer, sadece sözelcilerin çözdüğü yer ama eşit ağırlıkçıların sözel bölümlerinden tercih etmek isteyen özel eğitim okul öncesine göz kırpan eşit ağırlıkçılar da buraya çözdüğünü biliyorum. Şimdi sosyal bilimler bir tarihle başlıyorum. Yani 10 tane sorunun olduğu yerle. Tarih bilimine giriş. Yani o tarih nedir? Tarih bilimine girişin tarihin konusu gibi olan yerlerden 3 senedir soru yok. Ama tüm müfredata hakim olmanızı tekrar söylüyorum. İstiyorum. Oynatma listesini bitirdik. Megaders YouTube'daki oynatma listesini tıkla başından sonuna kadar. Yani şöyle bir 15 günde 13 günde rahatlıkla bitirebileceğim bir oynatma listesi. Son 3 yıldır yok. Ama biz gene de puanlamamızı yapalım. Buraya bir 3 puan verelim. Puanlama sistemini biliyorsunuz. Bunun TYT versiyonunu yapmıştık ama ilk defa belki keşfedenler olur. Oynatma listesinden TYT'yi de bulabilirsiniz. Puanlamayı 10 üzerinden yapıyoruz. Daha çok ağırlık vermen gerekenlere 10 puan yazıyoruz. Onlara ağırlık ver. İlk uygarlıklar, yani Sümerlerin olduğu yerler, Hititlerin olduğu yerlerden son 3 yıldır 2 kez soru geldi. Bence sosyal bilimler 1'den de soru gelme potansiyeli her zaman var. Biz buraya bir 8 yazarım. Yani 10'dan geleceklere 10 yazacağız ama 8'de her zaman hemen onun arkasında sanki gelme ihtimali yüksek. İlk Türk devletleri son 3 yıldır soru geliyor. Buraya ben 10 puanımı veririm çünkü soru potansiyeli çok yüksek. İslam tarihi son 3 yılda bir kez geldi. Ben buraya bir 5 puan veririm. Çünkü ben İslam tarihini daha çok burada bekliyorum. Son 3 yılda 3 kez geldi. Ama gene de burada bir sürpriz yapsa da biz buraya bir 5 puan verelim. Türk İslam devletlerinden son 3 yılda soru geldi. 10 puanımızı verelim. Neresi hocam? İlk Türk İslam devletlerine baktığımız yerlere dikkat edelim. Selçuklu Türkiye'sinden son 3 yılda bir kez geldi. Selçuklu kelimesi geçebilir. Biz buraya bir 7 puanımızı verelim. Beylikten Devlet Osmanlı son 3 yılda bir kez geldi. 5 puan. Dünya Gücü Osmanlı son 3 yıldır soru geldi. Nedir? Fatih Sultan Mehmet dönemleri, Kanuni dönemleri mutlaka soru geliyor. 10 puanı koyduk. Osmanlı Merkez Teşkilatı son 5 yılda bir kez geldi. Sanki bir 5 puanı hak ediyor. Alternatif olarak mutlaka çalışılması gerekiyor. Değişen Dünya'da Osmanlı son 5 yılda bir kez soru geldi. 5 puan. Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı son 3 yılda 2 kez geldi. Soru gelme potansiyeli var. Değişim Çağı'nda artık böyle Osmanlı'nın yavaş yavaş çöküş dönemine girdi. Avrupa'nın da yükselişe geçtiği dönemden son 3 yılda 2 kez geldi. 1-7 puan hak ediyor. Denge stratejisi geçen sene geldi. Son 3 yılda da bir kez geldi. Geçen sene o bir kez de sanki 1-7 puan hak ediyor. Devrimlerde Dünya son 3 yılda bir kez geldi. 5 puanı. 20. yüzyılda Osmanlı yani yavaş yavaş artık Trablusgarp Balkan Savaşları dönemlerinden son 3 yılda 2 kez geldi. Sanki 1-7 puan hak ediyor. Milli mücadele son 3 yılda 3 her tane geldi. Demek 3 sorumuz var. Buraya bir 10 puanı yazalım. Atatürkçülük ve İnkılap daha son 3 yılda 2 kez geldi. 10 puanı yazalım. Hocam gel şimdi birlikte dağılımını yapalım. Buradan bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Yani şuraya bir soru yazacağız. Milli mücadeleden 3 soru gelme ihtimali çok yüksek. Dünya Gücü Osmanlı 1. Yani 3, 4, 5 soru oldu bile. Burada bir Türk İslam Devletleri var. Bir tane soruyu mutlaka buraya yazacağız. İlk Türk Devletleri'nde bir soru yazacağız. 1, 2, 3, 6, 7 tane sorumuzu bulduk bile. İşte 10 puanlıklarda 7 sorumuzu bulduk. Geriye kalan yüksek puanlarda. İşte ilk uygarlıklardan gelme şansı 8 puanı verdik. Selçuklu Türkiye'sinden gelme şansı var. Buradaki denge statüsünden gelme şansı var. 20. yüzyıldan gelme şansı var. Değişim çağında Avrupa'dan gelme şansı çok yüksek. Yani geri kalan 3 soruyu da sanki buralardan seçeceklermiş gibi. Soruları hazırlayanların da bir insan olduğunu unutmayın. Onlar da aynı böyle yazarak çizerek hazırlıyorlar. Sanki dağılımları bu şekilde yapacaklarmış gibi duruyor. Peki hocam sosyal bilimler 2 yani sözelciler 2. Ben özellikle sosyal bilimler 2 sorularına son 3-4 yıldır ayrıntılı olarak incelediğimde hep bir homojen dağılım. Ne demek homojen? Yani her konudan birer tane alarak sanki senin bilgini ölçüyor. Bazıları zor oluyor, bazıları kolay oluyor. Bak, tarih ve zamandan son 3 yılda 3 kez soru geldiğini unutma. 10 puan. Bir soruyu buraya yazacağız. İnsanlığın ilk dönemlerinden mutlaka sosyal bilimler 2'de soru geliyor. 10 puan yazacağız. Bir soruyu alacaksın. İlk çağ uygarlıklarından bir soruyu alacaksın. Sen sözelcisi mutlaka buraları bilmen gerekiyor. İlk Türk devletlerinden son 3 yılda 3 kez geldi. Bir soruyu buradan alacaksın. İslam'ın doğuşuna ve Hazreti Muhammed'in dönemlerine mutlaka değiniyorlar. 10 puanı vereceğiz. Al sana homojen dağılım. Şuralara mutlaka çalış. Artı netleri cebine koy. İlk Türk İslam devletlerinden 10 puan vereceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı buradan sadece buradan almış olacağız. Beylikten Devlet Osmanlı'dan son yılda son 3 yılda bir kez geldi. 3 kelimesini koyalım buraya. Son 3 yılda bir kez geldi. Soru potansiyeli bana göre düşük ama gene de biz alternatif olarak 5'imizi koyalım. Dünya gücünden Osmanlı'dan soru gelecektir. Bir yazalım. Fatih Sultan Mehmet Kanuni Sultan Süleyman dönemine mutlaka sözelci olduğun için bakmalısın. Osmanlı Merkez Teşkilatı'ndan son 3 yılda bir kez 2 kez geldi. 1, 5 puan hak ediyor sanki. Değişen Dünya'da Osmanlı'da son 3 yılda bir kez geldi. 3 puan. Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı son yılda son yılda buradan 2 tane yani Osmanlı'nın çöküş ve Avrupa'nın yükseldiği döneme bir 10 puan daha vereceğiz. Biz denge statüsünden son 3 yılda 2 kez geldi. Biz buraya sanki bir 7 puan hak ediyor. Yani onların dışında bir yer kalırsa sanki buralardan alacakmış gibi. Devrimlerde dünya son 3 yılda bir kez geldi. Buraya bir 5 puan. 20. yüzyıl Osmanlı son 3 yılda 2 kez geldi. Bir 7 puan hak ediyor. Milli mücadeleden 3 tane daha gelecek gene. Buraya bir 3 yazalım. Buraya bir 10 puan verelim. Atatürkçülük ve İnkılap'ta son 3 yılda 2 kez geldi. Bir 10 puan daha verelim. Buraya da bir yazalım. Soğuk Savaş döneminde de son 3 yılda bir kez geldi. Gelme ihtimali var ama gelmezse de şaşırmam. Biz buraya bir 7 puanı koyalım. Yani 1 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 soru. Ama yani şunlardan bir tanesini çok büyük ihtimal eleyerek geri kalanlardan 11 soruluk bir dağılım yapacakmış gibi duruyor. Açıkçası sosyal bilimler 2'de homojen dağılım olduğu için müfredata hakim olmanız gerekiyor. Ama önce öncülük yapmanız gereken, öncelik sağlamanız gereken yerler tabii ki de var. Sosyal bilimlerde 1'de ise biraz daha homojenden dışında ağırlık verilen konulardan geldiğini unutma. Güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalı da takip etmeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.